Merhabalar. Kendi mecramızda konuşmaya, kendi alanımızın içinde mümkün mertebe kalmaya çalışarak bu videolarımızı, sohbet videolarımızı sürdürüyoruz. Bugün konuşmak istediğim konu bana zaman zaman sorulan, "Hocam sizin bakış açınız, değerlendirmeniz nedir?" şeklinde sorulan bir meseleyle ilgili. O meselenin adı tasavvuf. Bu konuşmada kendi bakış açımı da arz edeceğim. Bu tasavvuf meselesinin İslam'ın neresinde durduğu, İslam'ın özüne ait bir şey olup olmadığı, tamamen İslam'a dışarıdan sokulan bir şey olup olmadığı gibi meseleleri anlatmaya çalışacağım. Her zaman söylediğim gibi anlattığım şeylerin tarihi ve teknik bilgi tarafları hariç kendi kişisel kanaatlerim, fikirlerim elbette ki sadece beni bağlar. Makul, tutarlı bulunabilir, isabetli, isabetsiz görülebilir. Takdir bu videoyu dinleyen, değerlendiren insanların kendilerine aittir. Bir daha altını çizerek belirtmek isterim ki özellikle din konusunda çıkan tartışmaların, kavgaların mümkün mertebe sona erdirilmesinin en güvenilir, yani en iyi yolu başka görüşlerin mevcut olduğunu ve onların da dinlenilmeye, değerlendirilmeye değer olduğunu içtenlikle kabullenmekten geçer. Bu anlayış, bu özgürlükçü yaklaşım, bu çoğulcu yaklaşım bizim zihinlerimizde yer etmediği, iç dünyamızda içselleştirilmediği takdirde bizim iflah olma şansımız yoktur. Ama en azından ben böyle bir perspektif, böyle bir anlayış sahibiyim. Yani benim dediğim dediktir şeklinde hiçbir zaman iddiam yoktur. Şimdi bu tasavvuf özellikle son dönemde gerek İslamcı düşünce içerisinde gerekse tırnak içinde bu Kur'an merkezli İslam düşüncesi veya daha genel bir daire çizersek modernist İslam. Bakın, bu modernist kelimesini bir yargı cümlesi olarak, nitelemesi olarak kullanmıyorum. Bir yaygın olan bir kavramı ben içine değer yüklemeden kullandığımı özellikle belirtmek istiyorum. Modernist İslam düşüncesi zaviyesinden bakıldığında tasavvuf çok sık eleştirilen bir konudur. Bu noktada eleştirilerin içerisine bazen tasavvufla bugünkü kurumsal tarikatların birbirine yedirilerek tartışmanın sürdürüldüğü ve eleştirilerin bu minvalden üretildiğini de görüyoruz. Ben bu konularda biraz titiz, biraz neyin ne olduğunun özellikle altı çizilerek bu eleştirilerin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Kaba taslak, amiyane tabirle bodoslama eleştiri tarafları değilim. Önce bilgi düzeyinde başlayalım konuya. Böyle erken dönem kaynaklardan itibaren bir literatür taraması yaptığımızda Sufi kelimesinin anlam ve kullanımına dair bir takım izahlara rastlıyoruz. Ama tasavvuf kelimesinin nereden türemiş olabileceğine dair klasik kaynaklarımızda birkaç müellif dışında nedense ilginç pek bilgi verilmediğini, bu konuya ilgi gösterilmediğini görüyoruz. Bu konuda bilgi verenlerden birisi, belki de en başta geleni Ebu Nuaym el-İsfahani'dir. Bu zata baktığınızda tasavvuf safa, işte safa ile vefadan karışımından türemiştir. Veya sufetül kafa, işte ensedeki saç, kıl kelimesinden türemiştir. Veyahut bir ne diyelim, bir mütevaziliğin sembolü göstergesi olan suf, yün ve yün elbise giymekten türemiştir diye bir takım teoriler var. Ama
bu teorinin çok da ikna edici olmadığını biz görebiliyoruz. Onun içindir ki bir başka önemli tasavvuf müellifi Kuşeri der ki bu kelime camittir. Yani illa bir kelime kökünden türetmek zorunda değildir. Yani ilk asırlardan itibaren İslam'ı özünden kavrayarak samimi, duyarlı ve ahlaklı bir şekilde yaşamaya çalışanların adına işte zahit, sufi gibi isimler verilmiş. Ve bu isimlerden de isimlendirilmelerden de bir fiil kalıbı türetilmiştir. Yani tasavvafe gibi. Ondan sonra da bu sufilerin ve sufi meşrep insanların yoluna, İslam'ı yaşama tarzına işte ehli tasavvuf, bu zümreye de mutasavvuf denmiştir diye bir yaklaşım var. Bunun dışında Batı'da tasavvufla ilgili olarak teosofi gibi, mistizm gibi tabirler kullanılır ama bu kavramlarla İslam'daki tasavvufun birebir özdeşleştirilmesi çok isabetli olmadığı yönünde de bir değerlendirme yapılır. Tasavvuf nedir diye sorduğunuzda, yani elimizdeki tasavvuf kitaplarına, klasik kitaplara baktığımızda kimisinde 60, kimisinde 70 tanım bulursunuz. 1650'lerde vefat eden Osmanlılar döneminde Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi'nin kitabına baktığınızda belki bütün tanımları alt alta dizildiğini görürsünüz ve toplamını, yekününü literatürde baştan sona literatürü taradığınızda kimileri der ki tasavvufun ne idüğüne ve tarifine dair bin civarında şey söylenmiştir. Siz nasıl anlıyorsunuz? Ben burada tasavvuf tarifleri falan vermeyeceğim. Bin tane tarifin altından kalkılmayacağı belli. Buradan bu kadar çok çeşit tarif olması da şunu gösteriyor ki herkes tasavvufu bizzat içinde bulunduğu ve yaşadığı hal ve durumdan kalkarak tanımlamıştır. Buradan da anlaşılan şu ki tasavvuf bireysel, ferdi bir tecrübe, bir zevk olarak yaşanıyor. Dolayısıyla o kişisel tecrübeye ve yaşantıya göre de tarifleniyor, tanımlandırılıyor. Ben tasavvuftan ne anlıyorsunuz derseniz aslında kanaatimin ilk boyutu burada kendini gösterecek. Ben tasavvufun aslında İslam'ı ahlaki duyarlılığıyla ve yoğunluğuyla ki biz buna ihlas diyebiliriz, takva diyebiliriz. Bu kelimeler etrafında oluşan ahlaki duyarlılığı ve yoğunluğu yüksek Müslümanlık tecrübesi, çabası olarak değerlendiriyorum. Yani İslam'ın içerisine o ihlas aroması katılmış şekilde yaşama çabasının, gayretinin kavramlaştırılmış hali olarak görüyorum. Başlangıçta tasavvuf bu şekilde isimlendirilmemiştir. Tasavvufun genellikle kabul edildiği veç ile başlangıç noktasındaki pratiği züht diye tarif edilir. Yani züht ister yani müzhit olsun, ister zahit olsun, ister zehadet olsun, bütün bu kelimeler bir perhiz durumuna işaret eder. Neye karşı perhiz? Dünyaya, dünyevi olana açgözlülükle, adeta saldırırcasına yaşama biçimine karşı, bu şekilde dünyevileşmeye karşı, efendime söyleyeyim, dünyaya kazık çakacakmışçasına abanmaya karşı perhizde durmak. Yani hayatın, halkın, insanların arasında olmak ama dünyevi emellere, dünyevi hırslara, tamahlara, açgözlülüklere karşı da hayli mesafeli durma bilinci. Züht bu. Bu anlamda züht Kur'an-ı Kerim'de önerilir mi? Züht kelimesi geçmez Kur'an'da. Bir yerde sadece
Hazreti Yusuf'la ilgili olarak onu kuyudan çıkaran kervancıların baktıklarında çok da para etmez köle olarak satsak dedikleri ve ona değer vermediklerini anlatan tutumlarıyla ilgili olarak zahidin diye bir kelime geçer. Değer kıymet biçmemek. Pek değerli bir şey olarak görmemek anlamında zahidin ismi fail kalıbında bir kelime geçer. Ama züht geçmez. Ama zühtün içerdiği mefhum, kavramsal içerik olarak birçok ayette bu kavramın içine doldurulabilecek beyanlar mevcut olduğunu biliyoruz. Nedir mesela? Mesela Taha suresinin 131'de, Kasas suresinin 60. ayetinde, Ala suresinin 16-17. ayetlerinde genellikle müşrik zihniyete hitaben der ki, siz dünya hayatına ram oluyorsunuz, onu istiyorsunuz, onu tercih ediyorsunuz. Ama ahiret hayatı elbette ki mutlak surette daha hayırlı ve elbette ki daha kalıcı ve bakidir der. Bu açıdan bakıldığında yine innemel hayatü dünya laibun ve lehvun diye başlayan ayetlerde dünyevi hayatın oyundan, eğlenceden, karşılıklı yarıştan, böbürlenmeden, hava atmadan, karşılıklı ceka satmadan ibaret olduğunu söyleyen ayeti kerimeleri alt alta dizdiğinizde dünyaya karşı bir pehrizli durumun Kur'an-ı Kerim'de özellikle tavsiye edildiğini görüyoruz. Fakat burada bu tür ayetleri bir okuma ve anlamada bir sıkıntımız olduğunu da söyleyebilirim. Burada dünya ve dünyada yaşanan hayata dair bizatihi eleştiri yok Kur'an-ı Kerim'de. Bu innemel hayatü dünya diye başlayan oyun ve eğlencedir diye devam eden ayetlerdeki ifadeler bizatihi dünya hayatının, dünyadaki hayatın kıymetsiz, değersiz, anlamsız olduğundan ziyade biraz önce dedim ya Taha 131 işte Kasas 60. ayetlerde ahiretle kıyaslandığında uhrevi hayata tamamen bigane kalarak ahiret yokmuş gibi davranarak tamamen dünyaya dört elle sarılırcasına adeta üstüne kapaklanıp abanırcasına yaşanan tamahkarca, açgözlüce, arsızca yaşanan dünyevi hayat eleştiriliyor ki bu Kur'an-ı Kerim'in indiği gündeki karşılığı müşrik zihniyetin ta kendisine tekabül ediyor. Düşünün, tuhibbunel acile ve tezerunel ahire ifadeleri veyahut efendim cema malen ve addedeh yahsebu anne malehu ahledeh ifadeleri habire habire durdurak bilmeksizin dünyevi servet biriktirir ve zanneder ki bu dünyevi servet onu dünyada ebedi kılacaktır. Gelelim efendime söyleyeyim Adiyat suresinde bu insanoğlunun kenut olduğunu söyleyen ifade de hubbil hayr ile şedid. Oradaki hayır kelimesi mal mülk, dünyevi servet demektir. İnsanın tırnak içinde kafir, nankör insanın yani uhrevi hayatın varlığına ve gerçekliğine inanmayan insanın varsa yoksa bu dünya diyen insanın mala mülke düşkünlüğü de pek şiddetlidir gibi ifadelerde bahsi geçen o müşrik zihniyetin, dünya perest zihniyetin eleştirisi bağlamında söylenmiştir. Nedir? Hangi ayetler? Dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Fakat bu müşrik zihniyet için o gün söylenmiş olabilir. Hayata bakışı, kavrayışı, eşyaya bakışı, kavrayışı, dünyaya dair beslediği emelleri, hayat içerisindeki planları,
programları itibariyle Kur'an-ı Kerim'in o gün müşrikler için zemmettiği hayat tarzı bugün pekala ben Müslümanım diyen için de basbayağı geçerli olabilir. Bu açıdan bakıldığında dünün yani Kur'an'ın nazil olduğu günün müşriklere yönelttiği dünyevileşme eleştirisinin bugünkü yaşadığımız çağda ben Müslümanım diye gezen binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan içinde tıpatıp uyduğunu, o eleştirilerin bugün bize de vurduğunu açıkça söylemek ve itiraf etmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında tarihselciliğin şöyle bir bakış açısı vardır. Tarihselcilik bizim perspektifimiz. Bir şeyi Kur'an o gün söylüyorsa neyi, kime, ne maksatla? Bakın bu ne maksatların altını çiziyorum. Ve orada söylenen sözün doğru anlaşılması için ne zaman, nerede, kime söylendiğini belirlemek ve o söylenen şeyin altındaki esası, maksadı da mümkün mertebe tayin edebilmek. Ettik mi? Ettik. Müşriklere yönelik eleştirinin özü ne? Dünyevileşme, dünyaya ram olma. O zaman bunu aldınız mı, bu maksadı, bu özü aldınız. Bugün baktınız, ben Müslümanım diye ortalıkta gezenlerin de dünya perest olduklarını, ahiret varmış deyip söyleyip ahiret yokmuş gibi yaşadıklarını gördünüz mü? O zaman der ki tarihselcilik, orada o müşriye yöneltilen eleştiri bugün ben Müslümanım diyenlerin de ta alnının ortasına yapıştırılacak bir eleştiridir. İşte budur. Kur'an-ı Kerim'in herhalde tarih üstü mesajını başka tarihlere taşımak da böyle bir şey olsa gerektir. Dolayısıyla bir kez daha tahsihe ihtiyaç vardır ki tarihselcilik, Kur'an ne söylediyse o güne aittir, o günde kalmıştır. Kur'an'ı o günkü tarihe gömmek gerekir diyen bir bakış açısı değildir. Evet. Şimdi bu açıdan bakıldığında zahitlik meselesinin ya hocam siz herhalde dünyaya karşı perhiz derken bir lokma bir hırka felsefesinden söz ediyorsunuz. Yok, yok, yanlış. Yok. O anlamda bir lokma bir hırka felsefesinin bizi göçüreceğini, çökerteceğini düşünenlerdenim. Ben onu kastetmiyorum. Ben zahitliğin bu hayatın ta göbeğinde olup ama hayata ram olmamak, dünyaya saldırırcasına yaşamamak, arsızlaşmamak ve bunun uzantıları olarak hırsızlaştırmamak, efendime söyleyeyim, tamahkarlık yapmamak, talancı olmamak, ekleyin gitsin. Şimdi hocam bir bu dönemde nasıl zahit olunur? Bir de örnek verseniz, isterseniz sıradan insanlardan vermeyeyim ben size örneği. Böyle meşhur insanlardan vereyim. Mesela bana bir zahit gösterin derseniz göstereyim. Rahmetli Aliye İzzat Begoviç bir zahittir mesela. Dünyayı, batıyı da, doğuyu da okumuş. Kendi milletini, memleketini işgalden, Sırpların elinden kurtarabilmek için didinmiş. Aynı zamanda kendi milletine, Müslümanlara bir şuur, bir idrak kazandırabilmek için fikren de çile çekmiş, didinmiş. Ama yaşam tarzı itibariyle baktığınızda bu kadar merkezde olan, binlerce insana önderlik yapan ve o kazandığı karizma ve konum itibariyle birçok maddi şeyi de elinde bulunduran ve onları fazlasıyla kullanma imkanına sahip olduğu halde ilginçtir. Bu dünyada böyle gelip geçen bir yolcu gibi davranmış ve tertemiz şekilde almış başını gitmiştir. Buyurun bir de henüz canlısından örnek verelim. İşte bulunduğum ülkenin şansölyesi Angela Merkel. İnternete girin. Merkel'in evine bakın. O evde, o ev tarzı, o Berlin'deki ev, bizim bu Duisburg'da, buralarda, Gelsenkirchen'de, Essen'de, Mannheim'da
kenar mahalle dediğimiz böyle Türklerin Almanya'ya çalışmak için gelen başka milletlerin işçi sınıfının yaşadığı bloklar gibidir. 4 katlı, 5 katlı evlerin bir katında yaşıyor. Bakın, müstakil, bağımsız, müstakil, bahçeli, nizam bir ev bile değil. Sonra Merkel evden çıkıyor. Kapıda sadece apartmanın kapısında sağlı sollu iki tane polis zayi var. Sadece kapıda da makam aracı olarak iki araç geliyor. Öndekine Merkel biniyor. Arkadaki arabada da sadece bir şoför, iki tane koruma polisi bulunuyor. Konvoy bundan ibarettir. Sokakta da insanlar kaldırımda ikişer, üçer Merkel'in evden çıkışına bakıyor. Merkel de iki arabasıyla sessizce, sakince geçip gidiyor. Hafta sonu evde çoluk çocuğuna, üvey çocuklarına, eşine yemek yaptığını duyuyoruz. Veyahut bakıyoruz, markete gidip kasiyere cüzdanı açıp para ödediğini görüyoruz. Bunları gösteriş falan da yapmıyor. Yani gördüğümüz kadarıyla Merkel itibardan epeyce bir tasarruf etmiş görünüyor. O zaman tasavvufu biraz da itibardan tasarruf etme anlayışı, zühdü özellikle, itibardan tasarruf etme anlayışı olarak da okuyabiliriz. İlk dönem zahitliğin ortaya çıkış gerekçeleri arasında şu söylenir: Müslümanların özellikle iç savaş diyebileceğimiz Cemel ve Sıffin savaşlarında birbirlerinin çok vahim şekilde kanlarını dökmeleri ve bazı Müslümanların bu karmaşanın, bu kanın içine elimiz bulaşmasın diye, yani adeta keşke bugünleri görmez olaydık dercesine kendilerini o yangın yerine dönmüş ortamdan uzaklaştırmak istemeleri ve adeta kendilerini inzivaya çekmeleri ve o toplumun kaotik ortamından, anarşisinden ve Müslümanların birbirine girmesinin yarattığı o anomaliden kurtulup hiç olmazsa bireysel olarak Cenab-ı Allah'a karşı verilebilecek bir hesabımız, iyi kötü düzgün bir şahsi kişisel hikayemiz olsun çabasıyla kendilerini inzivaya, uzlete çekmiş olmaları diye telakki edilir. Zühdün ilk evresinde bunlar yaşandı. Fakat bir de İslam'ın içine girdikleri günden itibaren içinde bulundukları konum ve statü gereği kaderin kendilerine, burada tırnak içinde, bizim halk arasındaki tabirle hani felek kader der gibi, o anlamda kullanıyorum. Biraz arabesk bir kullanım bu. Kaderin kendilerine reva gördüğü düşük statülü Müslümanlık, ama toplumsal statü itibariyle Müslümanlık tecrübesini yaşamaya mahkum olan ve o kaderleri de hiç değişmemiş olan bir grup sahabi var. Onların da aslında bilfiil Müslümanlıklarının fiili zahitlik olduğunu söyleyebiliriz. Bu sahabiler genellikle kitaplarda Şiatu Ali diye tarif edilir. Kim bunlar? Bunlar Selman-ı Farisi, Ebu Zer'il Gıfari, işte Süheyb bin Sinan, Miktat, Ammar bin Yasir, Habbab bin Eret, Bilal-i Habeşi. Yani sahabenin garibanları. Sahabenin garibanları. Sahabe arasında da zenginler ve garibanlar sınıfı var. Garibanlar genellikle Hazreti Ali'nin etrafında öbeklenmişlerdir. Ve daha sonraki yıllarda da otoriteyi elinde tutan sahabe tarafından, iktidarı elde tutan sahabe tarafından bunlardan pek haz edilmemiştir. Ebu Zer'in başına neleri geldiğini biz biliyoruz. Rebeze'ye sürgün edilen bir Ebu Zer var.
Hazreti Osman dönemlerinde. Abdullah bin Mesud'un gene Hazreti Osman döneminde mescitte dayak atılarak dövüldüğünü ve Hazreti Ayşe'nin buna feryat ettiğini biliyoruz. Diğer sahabilerin de yani Ammarların, Bilallerin de işte çok kimi zaman çirkin sözlere muhatap olduklarını, kara karının çocuğu dendiklerini falan biliyoruz. Sıkıntılar hep oldu başından beri. İktidar genellikle güç insanı bozuyor, bozmuştur. Mekke dönemi ayetlerine bakarsanız Müslümanların güzelliklerinden, ahlaki meziyetlerinden söz edilir ve kendilerinin içerisinde yaşadıkları bir arızaya pek atıf yapılmaz. Ama Medine dönemi gelindiğinde iç arıza, yani Müslüman toplumun içinden ciddi ahlak arızaları çıktığını görürsünüz. Çünkü Mekke dönemi bir garibanlık dönemiydi. Herkes birbirine kenetlenmiş haldeydi ve paylaşılacak bir şey yoktu. Ama güç ve iktidar ele geçince Medine döneminde artık o gücü, o pastayı paylaşmak, bir takım imkanlardan birilerinin faydalanması, birilerinin faydalanmaması gibi çıkar hesapları ve çıkar çatışmaları zuhur edince ister istemez Kur'an-ı Kerim'de başladı Müslümanlar arasındaki sıkıntıları dile getirmeye ve onları zaman zaman eleştirmeye. Hucurat suresini bu açıdan okursanız, Hucurat suresi adeta sizde hiçbir sorun yok. Ben sadece olası sorunlar üzerine size bir takım ahlaki faziletler ve reziletlerden söz edeyim. Bunlara siz dikkat buyurun ey Müslümanlar diye inmiş bir sure değil. O surenin ve in taifetani kısmı da ve in caikum fasikum bi nebe'in kısmı da la yeshar kavmin min kavmin kısmı da vesair bütün la yaktab ba'duküm kısmı da yani gıybet kısmı da fasığın haber getirmesi kısmı da iki Müslüman grup birbiriyle savaşırsa çatışırsa kısmı da Müslümanlar birbirleriyle alay etmesin, lakap takmasın kısmı da peygamberin, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin kısmı neresinden tutarsanız tutun hepsi bir yaşanmış vaka üzerine inmiştir. Zaten iktidarın, gücün Müslümanları bozduğunun en bariz ifadesi de surenin sonundaki biz mümin galu emenna ve galetil ara bu emenna var ya ve galetil ara bedeviler geldiler biz iman ettik iddiasında bulundular dediği zaman Kur'an diyor ki yok siz iman etmediniz. İman henüz kalplerinize girmiş değil. Siz olun. Biz İslam olduk deyin. Yani buradaki İslam'la iman arasında dolayısıyla Müslümanla, Müslimle mümin arasında bir fark görülüyor. Ama buradaki İslam teknik, ıstılahi anlamda, terminolojik anlamda İslam değil. Buradaki İslam gücün karşısında boyun eğme anlamında İslam'dır. Yani geçmişte Müslümanların bir sefere çıkacakları ve orduyu teçhiz edecekleri zaman kendilerinden infakta, yardımda bulunmaları talepleri kendilerine iletince ona yanaşmayan bu bedevi tipler ne zaman ki Müslümanların gücü ve iktidarı adam akıllı pekişince o biz de geldik Müslüman olduk deyin. Bu şuna benziyor. Türkiye'de bir siyasi iktidar tek başına gelip bütün her tarafa o nüfuzunu yansıttığında birdenbire toplumun çok önemli kesiminin en alttaki memur kadrosundan itibaren o iktidarın paralelinde konuşmaya ve o iktidarın gücünden nasiplenmeye çalışması gibidir. Eskiden şöyle bir şey anlatırdı babam.
Seka Kağıt Fabrikası'nda Giresun'da çalışırken daha ömürleri boyunca alınları secde görmemiş insanlar rahmetli Kemal Unak'tan o Seka Kağıt Fabrikası'nın da bağlı olduğu bakanlığın başına geçince ve Seka'ya Giresun'a gelip Cuma'da namaza gidince bir baktım daha alnı secde görmemiş amirlerin tamamının bakanın arkasındaki safta saf tuttuklarını, namaz kılmaya başladıklarını gördüm diyor. İşte böyle iktidar böyle adamı bu şekilde o güç insanı kişiliksizleştirir, riyakarlaştırır, münafıklaştırır. Medine'de de Hucurat suresinin o son kısmı da iktidarı gördük, elinizi öpmeye geldik. Tabiri caizse atıyorum. Önceden CHP'liydik, bugün AK Partili olduk der gibi bir bedevi o oradaki grubun tavrı odur. Yani demem o ki Medine dönemi birçok şeyi değiştirmiştir. O Mekke dönemindeki yokluğun, mağduriyetin yarattığı samimiyet varlığa dönüşünce küp içindekini sızdırmaya başlar hale gelmiştir. İnsan hep insandır. Yadırgamıyorum, kınamıyorum. Bunlara bakıp ibret almak, aynı hataları yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, o dönemde hep başından beri fakir, isteseler de istemeseler de dünyaya karşı içinde bulundukları imkansızlıklar sebebiyle zahitçe yaşayan bir grup sahabi de olmuştur. Dolayısıyla bunlar ilk grup zahitler kapsamında sayılır bu. İsmini söylediğim sahabiler işte Ebu Zerler, Habbab bin Eretler, işte ne bileyim Ammar bin Yasirler, Süheybler, Bilal-i Habeşiler, Miktatlar, Selman-ı Farisiler. Bunlar ilk grup. İkinci grup işte Malik bin Dinarlar, Hasan-ı Basriler, efendime söyleyeyim başka Said bin el-Müseyyepler, Said bin el-Cübeyrler. Bunlar da ikinci grup zahitler ve sufiler kategorisinde değerlendirilebilir. Ben tasavvufun gerçekten illa adına tasavvuf demek zorunda da değiliz. Oryantalistlere sorarsanız bir grup diyor ki gnostik felsefelerden gelmiştir. İslam'a özgü ve özgün bir yapı değildir der. Bir grup der ki yok, yeni Eflatunculuktan iktibas edilmiştir. Bir grup der ki Biruni'nin özellikle Tahkik-i Malil Hint adlı eserindeki atıflarından hareketle bu Hint mistisizminden İslam'a sokulmuş bir şeydir. Bir grup işi Taoizm'e kadar götürür. Bir grup o Türklerdeki eski geleneklerle irtibatlarını kurar. Arkadaşlar, dostlar, her dinin bünyesinde böyle tasavvufi, mistik akımlar, eğilimler olmuştur. Çünkü bu bir genel insani yönelimin kendisidir. Dolayısıyla tasavvufu kalkıp böyle ucuz, kolay yakıştırmalar ve korelasyonlar kurarak o oradan alınmıştır, bu buradan alın. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kader, insanın özgürlüğü, dünyada insanın niye var olduğu meselesi, Tanrı. Bu gibi konuların hiçbirisi sadece bir kültürün malı değildir, bir dinin meselesi değildir. İnsanlar bu konularda apayrı kültürlerde, apayrı dinlerde birbirine benzer şeyler söylemişlerdir. Çünkü insanın bu konularla ilgili sorunları, problemleri en az kendi tarihi kadar kadimdir. O açıdan bakıldığında bu sadece İslam'ın meselesidir, bu sadece İslam kültürünün malıdır gibi bir yaklaşım çok naif, çok cahilce bir yaklaşım olur. Elbette ki tasavvuf dediğimiz kültürün içerisine Gnostik felsefedeki düşüş, iniş gibi motiflerin kısmen girmesi veya tasavvufun
maddeye, dünyaya bağlandıkça insanın özgür ağırlığının da toprağa doğru, maddeye doğru çöktüğü, maddeye, dünyaya karşı perhizli, mesafeli durunca ruhunu arındırdığı, yer çekiminin artık kalktığı, biraz manevi anlamda yükseldiği, kafesten çıktığı şeklindeki telakki gnostik öğretilerin çoğunda vardır. Bu benzerlik niye illa tasavvuf gnostizmden türedi meselesi olsun? Veya yeni eflatunculuktaki ögeler neden birebir tasavvufa aktarılsın? O açıdan bakıldığında bu tür genellemeci yaklaşımların sakat olduğunu düşünüyorum. Ben özü itibariyle Anne Maria Schimmel gibi, yani köken ve öz itibariyle bu Kur'an-ı Kerim'in dünyaya karşı Müslümanın perhizli olması. Bakın, bu bir lokma, bir hırka felsefesi değil. Dünyayı imar etmek, dünyayı insanlık için daha yaşanır hale getirmek, barışın, huzurun, insanların açlığının, iklim sorunlarının, şunların bunların tamamının çözümü için didinmek, yırtınmak, ama aynı zamanda şu duyguyu da hiç akıldan çıkarmak. İşte geldik, gidiyoruz. Buradan giderken bir hoş sada bırakmaktan başka bir amacımız olmasın. Bu duyguyla, bu düşünceyle, şu son nefesi verelim duyarlılığıyla yaşama azmini kaybetmedikçe, bu eğer tasavvuf, ben bunu anlıyorum, bu duyarlılıkla, bu ahlaki hissiyatla yaşanan bir şeydir. Fıkıh da bir Müslümanlığı yaşama biçimidir, ama fıkıh İslam'ın formel yükümlülüklerinin nizamlı, disiplinli bir şekilde yapılması için kurulmuş bir ilmi disiplinin ortaya koyduğu bir İslam biçimidir. O fıkıh bunu yapmak zorundadır. Çünkü fıkıh, eğer Müslümanlar bir topluluk, bir cemaat olarak bir ibadet yapacaklarsa, bu kargaşayı, orada oluşacak muhtemel kakafonileri, gelişigüzellikleri bertaraf etmek için ibadetleri bir kalıba dökmüş, onların modellemelerini oluşturmuş. Bu ibadetlerin olmazsa olmazları şunlar, rükünleri demiş, şunlar vacipleri demiş, sünnetleri demiş, kategorize etmiş, kolaylaştırmış. Ama namazı size fıkıh kitabı, bir düzen, bir disiplin ve öğrenilmesi, şeklen öğrenilmesi için bir model geliştirdi diye bunun içerisine hiçbir huşu katmayın, hiçbir ahlaki duyarlılık katmayın demedi ki. Fıkıh böyle duyarsız, şuursuz, huşusuz namaz kılın, yerine gelir demedi. O açıdan, ama neticede oldu. Yani o ibadetler özüne, ruhuna uygun şekilde eda edilemedi. Ortada bir kabuk dindarlığı kaldı. Bizim şekilci, formalist, ilmihal dindarlığı. İşte oradaki o aromasız, kokusuz, tatsız, o İslam'ın kaybolan neşesini bir takım insanlar daha duyarlı, daha hassas, daha ihlaslı, daha samimi bir dindarlık çabası yaşamaya koyuldular. İşte o koyulanların yarattığı olgu, pratik, sonradan birileri ona tasavvuf dedi, birisi ehli tasavvuf dedi, biri mutasavvufa dedi, birisi sufi dedi falan filan. Ben özü itibariyle tasavvufun, bakın bir daha söylüyorum, özü itibariyle İslam'ın ahlaki duyarlılığını olabildiğince en yüksek seviyede yaşatma çabası olarak görüyorum. Dolayısıyla da çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugün de en çok ihtiyacımız olan şeyin o Müslümanlığın özündeki o ahlaki, insani, yani Allah'la, varlıkla, eşyayla barışık bir insan olarak dünyada olma ve o gayretle yaşama çabasını destekleyen, onu hedefleyen bir kavram, bir tecrübe olarak görüyorum. Bunun altını bir daha çiziyorum. Tasavvufa prensip olarak özünde
anladığım manasıyla çok sıcak bakan ve önemseyen biriyim. Şimdi dedik ki bin bir çeşit tarifi var. İlk dönemlerde zühd olarak başladı. Fakat sonradan her zaman olduğu gibi ağır ağır bu pratik olarak yaşananın sonradan adı konulmaya başlandı. İkinci dönem tasavvuf dönemi olarak telakki edilir. Bu durum tıpkı şeye benzer. Fıkıh usulü kitapları iptidaen kafadan masa başında oturularak bu fıkıh usulü dediğimiz yani dini metinlerdeki şer'i fıkhi hükümleri anlamanın usulü metodolojisine dair kitaplar oturulmuş teorik olarak zihinde üretilmiş kitaplar değildir. Oradaki kurallar, kaideler başlangıçta Müslümanların yani Hazreti Peygamber'in, sahabenin bizzat yaşadığı, edip eylediği hayatın o pratiğinden bakılarak çıkarılmış kitaplardır. Yani olgu var olmuştur, teori kitap onun üstüne kurulmuştur. Burada da zühd ve zahitlik yaşanmıştır. Bu yaşanan şeyin sonradan tasavvufi terminolojisi oluşturulmuştur. Fakat tasavvufi terminoloji itikattan bağımsız oluşturulmamıştır. O açıdan bakıldığında öncelikle tasavvufun Kelabazi tarafından Sünni itikada uygun bir formasyon kazandırılması yönünde ilk adım atılmıştır. Bu ihtiyaç niye duyuldu? Yani neden tasavvufa Sünni itikat hassasiyeti gösterilerek yeniden bir kurgulama ve tanımlama çabasına ihtiyaç duyuldu? Şunu söyleyebilirim. Dikkat ettiyseniz biraz önce ilk zahit sufilerin çoğusunun Şiatu Ali diye anıldıklarını tarihte söylemiştim. Yani Selman-ı Farisilerin, Ebu Zer'il Gıfarilerin ki Ebu Zer'il Gıfari Rebeze'de çöldeyken onu en çok ziyaret edenlerden birisi Hazreti Ali ve oğullarıdır. İşte bu isimler aynı zamanda bugünkü İmamiye Şiasının da en değerli ve saydıkları sahabilerin başında gelen isimlerdir. Bu Şia'nın da muhalefette kalmanın yarattığı romantizmiyle birlikte bu sahabileri hayat hikayeleri de hep romantik olmuştur. Mesela Ali Şeriat'in Ebu Zer tanımlamaları, anlatımlarına, Hazreti Fatıma anlatımlarına, Ehli Beyt anlatımlarına bakın Şia'nın. Hep bir romantizm, biraz melankoli, biraz hüzün, gözyaşı, dram, haklılık payı da yok. Elbette ki var. Hazreti Ali'ye Sıffin'de yapılanlar, haricilerin yaptıkları, daha hayattayken bu Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'in ona çok tırnak içinde pas vermemeleri, onlar daha çok nedir? Üst istişare kurulu üyeleri olması, Hazreti Ali'nin yeni yetme gibi görülmesi, keza evladının Kerbela'da korkunç şekilde şehit edilmesi, torununun, Ali evladının yani. Buralardan bakıldığında Hazreti Peygamber'in torununun, Hazreti Ali'nin bizzat özbeöz oğlunun şehit edilmesi. Buralara baktığınızda Şia'nın böyle gözü yaşlı, romantik, muhalif olması ve dolayısıyla Sufiliğin de bu gözü yaşlılığı, bu hüznü, bu romantizmi seven bir altyapısının bulunması itibariyle aslında tasavvufun ilk kavramsallaştırmaları Şiilik içerisinde neşvi nema bulmuştur. Bunun içindir ki Kamil Şibi gibi bazı Müslüman müellifler veya müellifler Es-Sılatu Beyne Tasavvuf ve Teşeyyü diye kitap yazmışlar. Neredeyse A'dan Z'ye tasavvufun
aslında Şiilikle birebir aynı kökten türediğini, aslında Şiiliğin içinden çıktığını ileri sürmüşlerdir. Ben de yani bunun bu şekilde, bu da bir genelleme, bu da sıkıntılı bir şey. Ama ben bu noktada Şiilik tasavvuf ilişkisinin Sünnilik tasavvuf ilişkisinden çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü dikkat edin, gerek ilk zahit sahabiler, gerek Sıffin Cemel Savaşı'ndan sonraki züht hareketinin öncülerine bakarsanız hep kenarda köşede kalanlar iktidarla, o devlet aygıtının içerisindeki curcunayla ilgilenmeyenler, garibanlar olduğunu ya da bilinçli olarak bu kargaşanın, bu herci mercin dışında kalmak isteyen kimseler olduklarını görüyoruz. Bunlar daha sonra devlet aygıtının ve iktidarının dışında kalmış, itilmiş kesim olarak, Şiilik olarak zaten bir şekilde varlığını sürdürünce ister istemez tasavvuf Sünniliğin, yani devletin, o otoritenin merkezinde değil, kıyıda muhalif kalan Şiiliğin bünyesinde, bağrında kendisine daha fazla yeşerme, filizlenme imkanı bulmuştur. O açıdan şunu özellikle söyleyeyim. Bir sonraki aşamada, tasavvuftan sonraki tarikat aşamasında bildiğiniz gibi tarikat silsileleri oluşturulmuştur. Ben bu tarikat silsilelerinin çoğusunun kurgu olduğunu, çünkü bir tarikatın kendisine meşruiyet kazandırabilmek için sahabeye kadar uzanan bir hikayesi bulunması gerektiğini, buna ihtiyaç duyduğunu düşünenlerdenim. Bu silsilelerin çok önemli bir kısmı bir tek sahabiye gider ve bunların ortak ismine Silsile-i Zeheb denir. Nedir o? Hazreti Ali'ye gider. Bu silsilelerin içerisinde Selman'ı görürsünüz. Bu silsilelerin içerisinde diğer ismini andığım diğer sahabileri görürsünüz. Ama bu silsilelerin içerisinde atıyorum Abdurrahman bin Avf'ı falan, Amr bin As'ı, Muaviye'yi falan hiç göremezsiniz. Buradan da bakıldığında Sufilikle Şiilik arasında bir korelasyonun, bir yakın temasın olduğunu biliyoruz. Hatta bazı tespitler der ki bizim günümüze ulaşan en eski Sufi müfessir ve kısmi tefsiri, Kur'an'ın tamamını içermez, sahibi Sehli Tüsteri, bunun İslam Ansiklopedisi'nin maddesinde hasbelkader vakti zamanında ben yazmıştım. Orada da bir iki satırla değinmiştim. Sehli Tüsteri'nin işte bugün elimizde tek cilt olan Tefsir-i Kur'an-ı Azim maddesine bakarsanız, bu dünya üzerinde dünyanın çekip çeviren ve kendilerine iyiliğin yayılması, kötülüğün ortadan kaldırılması gibi adeta tabir caizse Cebrail, Mikail veya Kur'an-ı Kerim'de müdebbirat diye isimlendirilen melekler gibi roller biçilen bu ricalül gayblar, yani kutup, evtat, gavs, gavs-ı azam gibi duymuşsunuzdur bunları, kutbül ehtap gibi sıfatların, ki bunların kökenleri Alevi Bektaşi geleneğinde işte kırklar, yediler falan vesaire, ricalü gayb dediğimiz isimlerin, isimlendirmelerin Şia'dan Sünniliğe intikalinde köprü vazifesini Sehli Ettüsteri'nin köprülük işlevi gördüğünü, oradan buraya Sünniliğe bunun taşıdığını söylerler. İşte tasavvufu Şiiliğin elinde bırakmamak, onun elinden kapmak için. Çünkü insanlar buna meylediyor. Görünüyor yani. Cazip geliyor insanlara. O zaman bunu Şia'nın eline bırakmamak, onun elinden kapmak için Sünniliğin içerisinde tasavvufa bir Sünni çerçeve kazandırma girişimleri oldu. Planlı, programlı, nesilden nesile vasiyetli şekilde bir girişim değildi belki. Bunun ilk etabını Kelabazi Et-Taarruf adlı eseriyle yaptı. Sünni itikada
inanç sistemine uygun bir tasavvuf perspektifini taarrufta ortaya koydu. Daha sonra tasavvuf tarihinin en önemli müelliflerinden birisi olan Abdülkerim bin Hevazin el-Kuşeyri Er-Risale adlı eserinde, ki bu müellifin Letaiful İşarat adlı bir işari Kur'an tefsiri de vardır. Kuşeyri de Risale-i Kuşeyriye diye Türkçe'de de yayınlandı dergah yayınlarından, Kuşeyri Risalesi diye. Kuşeyri de Risalesinde tasavvufun en önemli kavramlarının tanımlamalarını yaptı. Neye göre? Sünni itikada göre yaptı. Ama en önemli adımı sonradan İmam Gazali attı. İmam-ı Gazali'nin İhya-i Ulumiddin adlı eseriyle birlikte bir, tasavvuf hem fıkıh ve şeriatla izdivaç ettirildi, birbiriyle barışık hale getirildi. Çünkü başka bir takım tasavvuf ekolleri var ki bizim tırnak içinde kimisi heterodoks, yani kıyıda köşede marjinal, kimisi heretik, sapkın diyebileceğimiz yaftalanan, bunları ayrıştıramıyorsunuz. Mesela kalenderilik, ibadetlere mibadetlere karşı lakaytlıkla, içki içmekle, her haramı helal saymakla damgalanır, suçlanır. Kalenderilik, melamilik, işte bu Horasan erenliği vesaire gibi yapıları dışarıda tutmak, sünniliğe uygun namazlı niyazlı, 5 vakit namazlı abdestli, şeriata saygılı bir tasavvuf formasyonu geliştirmek. Dolayısıyla şeriatla tasavvuf arasındaki o mesafeyi tamamen kaldırıp birbirine lehimlemek işini Gazali İhya-i Ulumiddin'de yaptı. Hem Gazali'nin o kendi dönemindeki sünni dünyadaki otoritesi, hem ondan sonra sürekli giderek artan otoritesi ve karizması sayesinde böylece tasavvuf sünni dünyada zaferini ilan etti. Üçüncü etap Gazali ile bitti. Tasavvufun elbette ki zaman içerisinde pratik veçesi giderek ayrı bir mecrada yol alırken teorik veçesi de gelişmeye başladı. Tasavvuf zaviyesinden Kur'an'a bakıldığında Kur'an-ı Kerim sembolik, bizim ıstılahtaki karşılığıyla işari, remzi yorumlar üretilmeye başlandı. Bu yorumların gerekçeleri de efendim sufinin içinde bulunduğu manevi hal ve durum, Kur'an-ı Kerim'in o ayetinden bu şekilde derin derin anlamlar çıkarmasına imkanı vermiş. Bunlar da birer zenginlik sayılsın efendim diyenerek sufilik kendine özgü bir yorum, tefsir tarzı geliştirdi. Biz bu tefsir tarzını işari tefsir diye isimlendirildi. Aslında işari tevil, işari yorum, sembolik yorum diye de nitelendirmek daha doğru olabilir. Bir gün işari yorum geleneği, sufilerin Kur'an'ı anlama tarzını ayrıca konuşmak lazım. Çünkü buradan, bu caddeden saparsak yan yola, konu başka bir mecraya gidecek. Bu burada kalsın. Fakat daha önemli bir şey söyleyeceğim. Tasavvufun bu teorik gelişim sürecinde giderek felsefileşmeye başladığını göreceğiz. Felsefileşmeye başlarken bu noktada aslında 7. yüzyıldan, yani 13. miladi yüzyılda özellikle Muhyiddin İbn-i Arabi ile birlikte tasavvufun içerisinde vahdet-i vücut, Tanrı'ya, Allah'a bakışta vahdet-i vücut anlayışının çok ses getirdiğini, bu anlayışın daha sonra takipçileri tarafından Sadreddin Koneviler, Tilim Saniler, atıyorum Osmanlı döneminde gene Davud-ı Kayseriler
tarafından sürdürüldüğünü, bununla da kalmayıp Haydar Amuliler, işte bunun dışında Molla Sadrazalar, Hadi Sebzevari gibi isimler aracılığıyla Vahdet-i Vücud'un aynı şekilde Şii geleneğinin de içine girdiğini ve o günden bugüne Vahdet-i Vücud meselesinin, ki kaba bir benzetme yaparsak Batı felsefesinde işte panteizm epeyce benzetilebilir bir şey. Bir tık ilerisi panenteizm, yani tabiat tanrı falan filan meselesinin asırlar boyu tartışıldığını, Muhyiddin İbni Arabi'nin hep uçlarda değerlendirme konusu yapıldığını, ya Şeyh-i Ekber denilip kendisine Ekberiye diye bir ekol oluşturduğunu, yani en büyük şey, ya da Şeyh-i Ekber en büyük kafir diyerek, bu Selefi kanat, mesela kim? İbnül Cevzi değil de İbnül Cevzi tasavvufun şeyini eleştiriyor. Nedir? Başka geleneklerini, o oğlancılıklarını, işte ibadet konusunda, çalışma konusundaki şeytanla işbirliği yaptıklarını, Telbis-i İblis eserinde, bunu da bu arada söyleyeyim, tasavvuf geleneğindeki sapmalara dair, özellikle şeytanın aldatması veya ayartması diye çevirebileceğimiz Telbis-i İblis adlı eseri Ebu'l-Fereç İbnül Cevzi'nin, ilginç bir eserdir. Bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü tercümesi de var. Ama kendisinden sonra İbn-i Arabi özellikle İbn-i Teymiye, Şemseddin Ezzehebi, İbn-i Kayyim el-Cevziye gibi Selefi damardan gelen alimler tarafından çok ağır şekilde eleştiriye tabi tutulmuştur. Fakat bu eleştiriler Vahdet-i Vücud'un söndürülmesine ve öldürülmesine yol açamamış. Bu Vahdet-i Vücud'u savunan İbnül Arabi'nin işte bu teosofik, felsefi tasavvufla ilgili görüşleri nerede yazar? Futuhat-ı Mekkiye bu çevrildi Türkçe'nin içerisine epeyce serpiştirilmiştir. Ama asıl nokta vuruş ve çok gürültü patırtı yaratan görüşleri Fususül Hikem'in içinde yer alır. Firavun'un mümin olarak öldüğü gibi. Cehennem ve azabın aslında Allah'tan uzak kalma, buğut azabı olduğunu, cehennemdeki ateşin aslında bir tür arınma, zaman içinde de ona bağışıklık kazanma ve artık acı duymama gibi bir sonuç vereceğini, çünkü azap kelimesinin azp, tatlılıktan geldiğini söylemek gibi çok ilginç görüşlere de rastlayabilirsiniz. Tasavvuf başlangıç itibariyle iki damar üzerinden yürümüştür anlayış olarak. Nedir o? Birisi mekafetullah, Allah korkusu. Genellikle Hasan-ı Basri ekolünün, Basra ekolü temsil eder bunu. Diğeri de Rabia el-Adaviye tarafından sürdürülen, temsil edilen muhabbetullah, Allah sevgisi. Bu Allah sevgisi konunu daha sonra hallaçlarda filan devam ettiğini, fakat bu sevgi diliyle konuşanların genellikle giyotine gittiklerini, derilerinin yüzüldüklerini, bu korku işiyle uğraşanların gene her zaman olduğu gibi galip geldiğini, tasavvufun da geleneğinde bu sevgi damarının cılız kaldığını ve korku üzerinden bu işin yürütüldüğünü ve ister istemez sevimsizleştiğini kabul etmek durumundayız. Tekrar bu tasavvufun bu teorik kısımlarına değineceğim ama tarihini irdeleyerek geliyoruz. Tasavvufun üçüncü aşaması profesyonelleşme ve kurumsallaşma. Hani Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın AŞ olması var ya, tasavvufun AŞ olması da tarikat dönemine denk gelir. Tasavvuf ne zaman Nakşibendi AŞ, Kübreviye AŞ, Kadriye AŞ, Celvetiye AŞ, Halvetiye AŞ ne zaman oldu derseniz, başlangıç işte 12. yüzyıllarda başlamıştır bu. Ondan sonra önümüze sayısız
tarikat aşağı çıkmıştır. Elbette ki bu tarikatların kuruluşu aynı fıkıh ilminin ibadetleri belli bir disiplin, belli bir düzen, belli bir sistem içinde yapılması için bunları maddeye, kaideye, kurala bağlaması gibi, madde madde tadad etmesi gibi her tarikatta kendine göre zikir, adab, erkan kuralları belirlemiş. Elbette ki bu tasavvufu deforme etmek, içini boşaltmak için geliştirilmemiş. Ama her yapı o amatör ruhluluktan, sivil ruhluluktan çıkıp profesyonelleşip kurumsal hale gelince maalesef o eski, özgün, samimi, sıcak, sivil, amatör ruhunu kaybetmiştir. Bugün itibariyle bunun da altını özellikle çiziyorum. Bugün itibariyle tasavvufun ekmeğini yiyen o geleneksel tarikatların kimliğiyle ortalıkta gezen, efendim popüler kimlikleriyle ikide bir gözümüzün önünde arzı endam eden tiplerin tasavvufla irtibatları kurulduğunda tasavvuf adına birer utanç vesilesi olduklarını, yüz karası olduklarını, rezillik olduklarını ama nasıl ki insanoğlunun istismar etmediği hiçbir kutsal sembolik sermaye yoksa onların da bu tasavvufu alabildiğince istismar ettiklerini ve tasavvuf için birer yüz karası haline geldiklerini söylemek zorundayım. Bu noktada şuna yapmayın, pire yorgan meselesi var ya bana söylenen, hocam pireye kızıp yorgan yakıyorsunuz. Ben de size söyleyeyim. Siz de pireye kızıp yorgan yakmayın. Bugünkü tarikatlara ve o tarikatların içerisinden patlayan lağımlara, lağım gibi tiplere bakıp da tasavvufa kıymet biçmeyin. Zira eskiler şöyle bir söz söylerler. Sui misal emsal olmaz. Kötü örnek üzerinden örnekleme yapılmaz. Kötü örnek örnek teşkil etmez. O açıdan bugünkü kötü örnekleri şöyle elinizin tersiyle bir kenara koyun. O tasavvufun sembolik sermayesini kullanan, istismar eden, onun üzerine çöken bunların asalaklar olduğunu telakki edin. Ve o İslam'ı ve Müslümanlığı olabildiğince ahlaki duyarlılığıyla, ihlasıyla yaşama çabası olan tasavvufa lütfen buradan bakarak paye biçmeyin derim. Evet. Ne anlatıyorduk? 1 saat 2 dakika olmuş. Aman ya Rabbim. Ben bir çay mı alsam, devam mı etsem, ne var başka anlatacağım bilmiyorum ki ya. Çok var aslında da. Dücane Hoca gibi canım tatlım çok teşekkür ederim diye buraya fincan konacak birisi olmadığı için kendime söylüyorum tatlım sen git kendine bir çay al diye. Ben o zaman Mustafa tatlım sen git kendine bir çay al, sohbeti de şimdilik burada bırak. Vallahi şöyle söyleyebilirim. Bu arada şunu da söylemek zorundayım. Tasavvufçuların epistemolojileri yani keşif ve ilham konusundaki bakış açıları itibariyle düşündüğünüzde ben gelenlerden herkese teşmil edilebilir, kural haline getirilebilir bir epistemoloji elbette ki değil. Ama sezgi, keşif yani ilham yoluyla dini tecrübeyi yaşamaları ve kimi zaman o şahsi hal ve makam içinde bulunuşları itibariyle o hissettikleri, gördükleri, sezdikleri şeylerle amel etmeleri konusunda bu geleneğin
yabana atılmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü dini tecrübe bana göre daha çok duygu temelli bir tecrübe olduğu için Cenab-ı Allah'la olan bağlılık da büyük ölçüde duygu ve duyarlılık üzerinden kurulduğu için bu keşif tecrübesi dediğimiz, ilham tecrübesi dediğimiz tecrübelerin ben her ne kadar herkes için üzerine fıkhi hüküm, herkesi bağlayacak bir kural, kaide bina edilemez olsa da bunu kabul ediyorum. Tıpkı rüya ile amel edilmemesi gibi herkes için. Veyahut rüya üzerinden topluma bir doktrin vaz edilememesi gibi. Ama ben iman konusunda teslimiyeti, duygu temelini esas aldığımda mutasavvıfların bu riyazet, bu manevi arınma süreçlerinde kendi kendilerine arındırarak idrak ufuklarını başka pencerelere açılması ve sıradan insanların fark etmediği, göremediği, hissedemediği şeyleri hisseder hale gelmeleri konusunu önemsiyorum. Ha buradan hocam konu keramet meselesine sıçrıyor. Keramet izharı. Ne gibi keramet izharı diyorsunuz? Su üstünde yürüyormuş. Ben o su üstünde yürüme anlamında açılım demedim. Yürüyebilirdi ama bana göre o su üstünde yürümenin de bir fiziki gerekçesi yarın ortaya çıkarsa hiç şaşırmayın. İbn-i Sina öyledir. Eğer der bir gün bir yerde duyarsanız ki bir insan suyun üstünde yürüyormuş, olmaz demeyin der. Mutlaka onun olurluğuna dair bir fizik yasası vardır. Ama henüz onun adı konulamamış, o yasa henüz keşfedilip ortaya çıkarılamamıştır der. Ben de o şekilde bakanlardanım. Ben bu bizim halkın anladığı anlamda yani tabiat yasasının böyle anında doğrudan müdahaleyle askıya alınması gibi mucize ve keramet işlerine çok inanmam. Ama bununla birlikte şuna inanırım ki ama bu tecrübe Hint fakirleri için de geçerli bir tecrübedir. Bu insanoğlu için ortak bir potansiyeldir. İnsanoğlu eğer kendisini belli bir yere bütün gücüyle, enerjisiyle, motivasyonuyla, fikriyle, zikriyle yoğunlaştırır, odaklandırırsa o yönde çok hızlı ve çok derin bir mesafe kat eder ve orada çok ciddi melekeler geliştirebilir. Mesela Cenab-ı Allah'la sürekli hemdem olma, hemhal olma amacıyla kalkıp kendinizi bir riyazete, bir uzlete çekerseniz, bir perhiz dönemi geçirirseniz, sokaktaki insanın 15 milyonluk insan arasında İstanbul'da yaşayan insanların zerre kadar fark etmediği, hissetmediği şeyleri, bir takım şeyleri siz hissetmeye, görmeye, daha sağlıklı, daha rafine düşünmeye, basiretinizin daha keskin hale getirdiğini veya geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçerken basiret keskinleşir. Önünüzde başka bir pencere boyutu açılabilir. Zihninize başka başka ilham damlaları düşebilir. Ve sufilerin de anlattığı şey odur. Ama sufiler burada hem de Gazali gibi bir Ortodoks sufinin bile İşte bu Kitabul İlim bölümünde şeyde İhya'da bizim de peygamberlerle aynı menbaadan, aynı kaynaktan bilgi aldığımızı söyleyeceğim diyor. Aramızdaki tek fark biz sufilerle peygamberlerin arasındaki tek fark onlar vahyi getiren meleği görür biz göremeyiz der. Devam eder. Bizzat kendilerine vahyi getiren ya da ilhamı getiren meleği gördüğünü söyleyen sufiler de vardır der. Bunun da ötesine gidelim.
bana bizzat vahiy geliyor, ben vahiy ile konuşuyorum diyen sufiler de biz biliyoruz. Kim? Yakın tarihten bir örnek vereyim. Şimdi üzerine Malatya'da Malatya Üniversitesi Malatyalı diye sempozyum yapıyor. Süleyman Ateş Hoca kitaplar yazıyor. Dergah yayınlarından hatıraları çıkıyor. Kim? Niyazi Mısri. Döneminde Limni Adası'na sürülen, 15 sene oralarda çile çektirilen, olmadık hakaretlere, eziyetlere uğranan ve Mecmua adlı eserindeki o eser işte son o 15 yıllık süreçteki o çileli sürgün günlerini anlatır. Daha onun ikinci, üçüncü varaklarında Türkçe tercümesinin söyleyeyim 33, 34, 39, 40. sayfalarında, başka sayfalarda da var. Ben size 3-4 sayfa vereceğim. Onu hazırlayan arkadaş oraya S harfi koymuş, nokta nokta koymuş. Sinni kaflı ana avrat düz giden, çünkü çok kızmış, çok canı yanmış. Niyazi Mısri'ye bakın. Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de peygamberdir der. Oradan da geçtik. Ben der, bana vahiy geliyor. Vahiy ile konuşuyorum ben der. Dolayısıyla tarihte linçler hiç bitmemiştir. O kadar çile çekmiş, o kadar üstüne gelinmiş ki. Ey zalim Allah, haşa. O mecmuada, hatıralarında da var bu. 92-93. sayfasına bakın. Dergah yayınlarından çıkan hatıralarının, ey zalim Allah, beni Deccal'ın ellerine kodun. Sen olsaydın, gerçekten Allah olsaydın, benim bu sesimi, bu feryadımı duyardın. Yoksun. İsim olarak mevcutsun, fiilen yoksun. İsmin yok olsun, kurusun diye nasıl feryat ettiğine bir bakın. Bir insana, bir Müslümanı bu hale getiren zihniyet nasıl bir zihniyet olabilir? Allah'a yoksun sen, beni sattın diye bağıran bir adamdan bahsediyoruz. Tıpkı Yahudilerin, biz Allah'ın seçkin kullarıydık, bizi Auschwitz'te niye Polonya'da bıraktın ey zalim Tanrı diye oradan neredeyse bir Auschwitz ateist teorisi çıkaran Yahudilik tecrübesi gibi Niyazi Mısri'de, Limni'de bizim yörenin tabirle bös bös böğürmüş. Bunu böğürttürenler de işte o bizim malum cübbeli sarıklıların o günkü versiyonlarıdır. Şu ehli elleri popolarının üzerinde ehli sünnet kabadayılığı yapan çete. İşte onlar bu insanlara da analarından emdikleri sütü burunlarından getirttirmiş. Evet, gelenekte bunlar olmuş ama ben şunu söylüyorum. Sufi epistemolojisi, keşif ilham meselesi bana göre yabana atılacak bir mesele değil. En azından kelam ilminin metodolojisinden daha sağlıklı bir metodoloji. Niye? Kelam ilminin metodolojisi nedir? Şey, epistemolojik bakış açısı nedir? Şudur: bilgi kaynakları akıldır, duyulardır. Başka ne? Haberi sadıktır. Haberi sadık olduğunu nereden biliyorsun? Bir veri mi var hariçte? Yok. Kendinden menkul. Abi böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani musadere alel matlup üzerinden adam epistemoloji kuruyor ya. Neyse, orada en azından adam diyor ki şahsi olarak tecrübe ettim, idrak ettim, yaşadım. Dostlar, ben bir şey söyleyeyim mi? Şunu söylemek zorundayım. Tasavvuf tecrübe olarak lisan-ı kâlle değil, lisan-ı halle ancak anlatılabilir bir şeydir. Onun için men lem yazuk lem yarif demişler. Yaşamayan, onun zevk olarak tecrübe etmeyen anlamaz. Onun için üzerine böyle konuşmak sadece boş konuşmaktan ibarettir. Ben bunları anlatmamın sebebi tasavvufa bakış açımı yansıtmaktan ibarettir. Tasavvuf benim için kıymetlidir, değerlidir. Özü itibariyle, yani başta konulan gayesi. 1.000 tane tanımı var dedik. Ben o zaman kendi anladığımı söyleyeyim. Müslümanlığı, efendime söyleyeyim, hayatın içinde kalmak ama dünyevileşmenin de periferisinde olmak,
onun içine atlamamak, zerre kadar ahlaki duyarlılıktan ödün vermemek üzere yaşama çabası olarak görüyorum ve bu anlamda tasavvufa son derece değer veriyorum, kıymet biçiyorum ve bu duyguya, bu düşünceye, bu hissiyata da acayip şekilde ihtiyacımız olduğuna kesin kes inanıyorum. Peki tarihteki tasavvuf modellerinin, yaklaşımlarının size dil olarak, felsefe olarak en yatkın olan tarzı hangisidir, ekolü derseniz, ister anonim olsun, ister gerçek tarihte yaşamış, ölmüş bir kişi olsun, benim anladığım, kendimi yakın bulduğum tasavvuf çizgisi Yunus'un çizgisidir. Ve Sünnilik tarafından heterodoks ilan edilen çizgilerdir. Nedir? Melamilik çizgisidir. Horasan Melamiliği mesela. Kim oralar? Fudayl bin İyazlar, Şakiki Belhiler. O çizgiyi severim. Her ne kadar çamur atılsa da kalenderiliğe daha yatkınımdır. Hocam sen kalender meşrep değil. Ya siz öyle gelebilir. Melami meşrep değilsin. Lacoste tişört giyiyorsun. Melami meşrep sadece tişört giymekle atıyorum ya da siyah gözlük takmakla takmamakla ya da kabak başlı gezip gezmemekle veya sokakta ben köpeğim diye bağırmakla olan böyle görsellerle, ritüellerle olmuyor. Bizi zaten yiyen de bu şekil, formaliteler değil mi? Ruhunuzun melami olup olmaması. Mesela melami kime dönüyor biliyor musunuz? Neşet Ertaş'a dönüyor mesela. Melami meşrep bir derviş adam işte. Bu dervişlik ruhu önemli. Organik derviş ama. Böyle kalkıp efendime Letaif-i Hamse yok, Kelime-i Kutsiye yok, Nazar Ber Kademdi yok bilmem bir yığın böyle kavrama, kurala, formaliteye, ona buna taksim edilmiş A'dan Z'ye bütün prosedürleri, kurumsal altyapısı, merasimleri, ayinleri şekillendirilmiş. Bugün itibariyle de Türkiye'de birer bağımsız holding trust haline gelmiş tarikat şebekelerinden bahsetmiyorum bütün bunları anlatırken. Ben özü itibariyle o zahitlik, o dünyaya, dünyevi olana, dünyevi tamahkarlığa, dünyevi açgözlülüğe, hırsızlığa, arsızlığa karşı pehrizli durup insan gibi buradan adam gibi yaşayıp ölme yolunda size destek olacak bir motivasyon kaynağı, bir ahlaki duyarlılık kaynağı olarak tasavvuftan bahsediyorum. Bu anlamda tasavvufun başımın üstünde yeri var diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Bayramınız mübarek olsun. Belki bu bayramdan sonra yayınlanacak. Ancak o zaman geçmiş bayramınız mübarek olsun. Biz gurbetteyiz, bayram falan gördüğümüz yok. İnşallah bizim de oralara döndüğümüzde tekrar kurbanımızı keseceğimiz, o neşeyi yaşayacağımız günleri tekrar birlikte görürüz inşallah efendim diyorum. Hoşça kalın diyorum.